Yaşayan fosiller. Evet, herkese hayırlı günler. Bugün tanıtacağımız fosilin adı Stromatolit kayası. Kaya diyorum çünkü elimle görmüş olduğunuz gibi bunlar birer kaya. Böyle bir kaya kitlesi. Şöyle yakından gösteriyorum. Stromatolitleri siyanobakteriler oluşturuyor. Siyanobakteriler ise dünyanın en kompleks bakteri grubu olarak adlandırılan, fotosentez ve azot fiksasyonu yani gübre oluşturan bir tek hücre fabrikalar diyebiliriz. Bunlar böyle yandan kesitimle gösteriyorum. İnce plaklar halinde. Stromatolit kayası. Şöyle parlamıyordur herhalde. Daha da yakından da gösteriyorum. Evet. Şöyle. Şimdi bunlar bildiğimiz kaya görünümünde. Amerika'nın Michigan eyaletinde çıkartılmış 2.1 milyar yaşında fosiller. 2.1 milyar yıl önce de hayatın olduğunun en büyük delilleri. Peki hayat ne zaman başladı sorusunun cevabını ise yine bize fosiller veriyor. 3,5 milyar yıl ya da 3.8 milyar yıl öncesine kadar giden bir yaşam takvimimiz var. Bunun ilk üyesi Leptolingbia isminde siyanobakteri. Siyanobakteriler dünyadaki atmosferin oksijen ihtiyacının yıllık %30'unu tek başına karşılayan, fotosentez yapan bakteriler. Yeşil renkli su yosun olarak da mavi yeşil alg olarak da adlandırılabiliyorlar. Tatlı sularda veya deniz kenarlarında yaşayabiliyorlar. Sadece su yüzeyinde veya altında inip çıkabilme hareketlerine de sahipler. Denizaltı gibi. Aynı zamanda gübre üretiyorlar. Yani bitkilerin ihtiyaç duyacağı azotu atmosferden alarak onu bitkilerin ihtiyacı olan formada çevirebiliyorlar. Yani kısacası siyanobakteriler 3,5 milyar yıl veya kimi bilim adamlarına göre 3,8 milyar yıl önce Allah'ın yaratmasıyla dünyada var olmuş ve diğer bütün canlıların yaşamını zahiren temin eden, ona zemin hazırlayan bir fabrika hükmündeler. Çünkü siyanobakteriler olmasa, fotosentetik bakteriler olmasa o zaman biz atmosferimizde gerekli oksijeni bulamazdık ve bitkiler de gerekli olan azotu alamazlardı. İşte bu bize hayatın başlangıcıyla alakalı çok önemli bir fikir vermekte. Burada gördüğünüz fosiller, tekrar gösterelim. Bu yaşamımıza zahiren en büyük sebebi oluşturan siyanobakterilerin bir araya gelerek oluşturduğu kaya kitlesi, stromatolit kayalarının birer fosili, 2.1 milyar yaşında. Ve siyanobakteriler de bizim yaşamımızı zahiren Allah'ın izniyle, Allah'ın onlara vermiş olduğu DNA'sının ürettiği proteinler sayesinde hem fotosentez hem azot fiksasyonu yaparak bunun yanında da kendi yaşam için gerekli olan bütün koşulları hücre içerisinde oluşturarak tüm dünyanın yaşamına vesile olan bu canlılar, siyanobakteriler ancak ve ancak çok üstün bir kudret, çok üstün bir bilgi ile yaratılmış ve dünyadaki bütün canlıların yaşamını temin eden canlılardır inşallah. Bunlar da onun fosilleri. Evrimcilerin sahte iddiaları, evrimcilerin hayali mekanizmaları dünyada canlılık tarihinde hiçbir zaman, hiçbir şekilde olmamıştır. Biz burada paleontolojinin en önemli delillerini anlatıyoruz. En önemli delillerini gösteriyoruz inşallah. Bütün canlılar Allah'ın ani yaratmasıyla bir anda ve tas tamam şekilde oluşmuş ve hiçbir zaman değişiklik geçirmemişlerdir.